Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün sizlerle beraber Citroen C4X elektrikli hakkında konuşmaya çalışacağız. Bizi en çok etkileyen tarafı verimliliği ve sıfır emisyonla özellikle şehir içinde hiçbir kirlilik yaratmadan hareket edebilmesi. ...50 kWh'lik kapasiteye sahip olan lityum iyon bataryası var. Menzili 350 km ama 300 km yaptığını kabul edelim. 100 km'de 2 litrenin altında bir benzin tüketimine karşılık gelecek şekilde bir enerji harcadığını görüyorsunuz. Bu da otomobilin ne kadar verimli olduğunu bizlere gösteriyor. Citroen'in elektrifikasyon stratejisi için de fevkalade önemli bir otomobil ve yenilikçi bir otomobil tabii ki. Ama Citroen'in geçmişte dünya otomotiv endüstrisinde çok yenilikçi bir firma olduğunu mutlaka belirtmemiz lazım. 1919 yılında kuruldu André Citroen tarafından. Birinci Dünya Savaşı'nda Citroen'in çok ilginç paletli araçlar, savaş araçları yaptığını görüyoruz. Ama benim esas bahsetmek istediğim olay 1934. Traksiyon Avant diye bir modeli var. Dünyanın ilk önden çekerli seri imalatla imal edilmiş olan otomobilidir. Devrim niteliğinde başka özellikleri de vardı. Mesela 4 teker birbirinden bağımsız süspansiyona sahipti. Monokok tasarım yaklaşımının gerçekleştirildiği ilk otomobillerden biridir. Yani 1930'lu yıllarda bu söylediğim konularda Citroen'in dünya otomotiv endüstrisinde önemli yeniliklere imza attığını mutlaka belirtmemiz lazım. Çok önemli modellerinden biri de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geldi. 1948 yılında Döşova modeli çıktı. Mesela o da insanların sosyal durumunu yansıtan önemli tasarımlardan bir tanesidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa yıkılmıştı ve çiftçilerin en azından tarlalarına veya gidecekleri yere kolay gidebilmeleri, at yerine, at arabası yerine kullanabilecekleri bir tasarım geliştirildi. Bu kadar basit tasarlanmış, bu kadar kolay kullanımlı bir otomobil dünya otomotiv endüstrisinde azdır. Döşova da zaten iki beygir anlamına geliyor ama oradaki beygir gücü buhar beygiri. Yaklaşık otomobil 10 beygir gücünde bir otomobildi ama fevkalade önemli ürünlerden bir tanesidir. En son DS modelini veya uluslararası tanımıyla DS modelini mutlaka belirtmemiz lazım. Birçok ilke imza atmış bir model. Zaten Citroen son dönemde DS'i ayrı bir marka haline getirdi. 1950'lerde dünya piyasasına çıktı. Neydi en önemli özelliği? Bence aerodinamik tasarımıydı. Otomobil 160-170 km saatle giderken bile çok rahat yolculuk yapmanız mümkündü. Hidrolik pnömatik yükseklik ayar sistemi vardı. Bu da o dönemin yollarında her türlü yol koşulunda otomobilin çok rahat kullanımını sağladı. Daha bu örnekleri arttırabiliriz. Disk frenler, döndüğünüz yöne doğru hareket eden farlar, aydınlatmalar, arka stoplar, direksiyon gibi çok önemli yenilikleri içinde barındıran bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Yani Citroen markası gerçekten de 1930'lardan 50'lere 60'lara kadar çok önemli yenilikler gerçekleştirdi. Tabii elektrikli bir otomobil konuştuğumuz için de benim bunları aklıma getirdi.
C4'ün, C4X'in tasarımını en az benim kadar biliyorsunuzdur. Ülkemizde çok iyi tanınan bir model. SUV standartlarını karşılayan bir otomobil. Daha dik bir oturma pozisyonu, yüksek olduğu için iç hacim avantajları. Her zaman konuştuğumuz SUV karakteristiklerine sahip bir otomobil. Çok da kısa bir otomobil olmadığını, 4,5 metrenin altında olmadığını söylememiz lazım. 4 metre 60 santimetrelik bir uzunluğu var. Aynalar hariç 1 metre 80 santimetrelik bir genişliği ve 1 metre 53 santimin biraz daha üzerinde bir yüksekliğe sahip olduğunu görüyoruz. Çok yüksek ve yatay bir ön kaput otomobilin boyutlarına göre. Hem sağda hem solda iç bükey iki tane kaputa çok hareket veren yüzey oluşturulmuş ön kaputun üzerinde. Hemen aşağıda Citroen amblemini görüyorsunuz. Ayrıca Citroen amblemini de sizlerle daha önce hiç konuşmamıştık diye hatırlıyorum. Bunlar çift taraflı dişliyi temsil eden şekiller. Yani bazı dişliler böyle birbirine karşı yapılır, yanal güç almasın diye onu temsil eden. Çünkü Citroen'in kurucusunun bu konuda patenti var bildiğim kadarıyla. Otomobil imalatına başlamadan önce takım tezgahlarıyla uğraşırken bunun patentini almış bu tarz dişlilerin ve onun anısına da bu şekilde bir amblem geliştirilmiş. Kenarları krom olarak otomobilin uç noktalarına kadar devam ediyor. Bu da tabii otomobilin ön taraftan genişliğini daha net vurguluyor bence. Ayrıca gündüz aydınlatmalar yüksek seviyelendirilmiş. Bu da otomobile gerçekten çok çağdaş bir görüntü veriyor. Hemen altında hava giriş ızgarasının altıgen şekle sahip olduğunu görüyoruz ve 3 boyutlu sis lambaları çerçeveleri var. Burada bir de Citroen'in geliştirdiği Air Bump teknolojisi diye gelen ufak darbeleri sönümleyecek bir sistem var. Onun dışında otomobilin en benim hoşuma giden tarafı kupe şeklindeki görüntüsü. Silüeti yani yandan görünüşü otomobilin karakterinin yani tasarım yaklaşımının en önemli ipuçlarını bize veriyor. Eğimli bir şekilde ön camdan başlayan tavan hattı arka son noktaya kadar gidiyor. Yani buna bazı markalar fastback adını veriyorlar ama kupe şeklinde bir tasarım yaklaşımı diyebiliriz. Gövdeyle karşılaştığınızda camların oranı arkaya doğru gittikçe azalıyor. 2 metre 67 santimetrelikte uzun bir aks mesafesi var. 18 inçlik jantlarla bunların çevresini de hesaba katarsanız yanlış hatırlamıyorsam 59 santimetre falan çapı var. Bu şekilde otomobilin köşelerine de yakın görünüyor ve otomobile çok sağlam bir duruş kazandırıyor. Arkaya doğru devam ettiğimizde arka stopların tasarımın çok ciddi parçası olduğunu görüyoruz. 3 boyutlu yani bagaj hattından devam ediyor, yan tarafa doğru uzanıyor. Otomobilin söylediğim gibi 0,29'luk bir hava sürtünme katsayısı var. Burada arka tarafta cam tail şeklinde bagajın üzerinde yapılan arka spoilerinde katkısı olduğunu düşünüyorum. %100 elektrikli bir otomobil olduğu için otomobilde egzoz çıkışı yok. Motor sporları seven arkadaşlarımızın bana kızmaması için Citroen'in motor sporlarından da bahsetmem lazım. Dünya Rally Şampiyonası'nda geçmişte Citroen'in inanılmaz başarılara imza attığını görüyoruz. Mesela Sebastian Loeb'ü bütün motor sporları sevenler iyi tanırlar. Hala kendisi çok aktif. İnsanlar artık Dünya Rally Şampiyonası'nı seyretmekten sıkılmışlardı. Çünkü hep Sebastian Loeb her sene şampiyon oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 8 kez markalar şampiyon oldu Citroen Dünya Rally Şampiyonası'nda. 9 kez de pilotları kazandı.
sizlerle son dönemde en az 20-25 tane elektrikli otomobil hakkında konuştuk. Birçok otomobilde önde ayrı motor vardı, arkada ayrı motor vardı, dört çekerdi. Citroen'de ise, kullandığımız otomobilde ise sadece bir tane motor var. Ön tarafta ve otomobil önden çeker bir otomobil. Lityum iyon bataryası başta söylediğim gibi 50 kWh kapasitesinde, motorun gücü de 100 kW. Beygir gücüne bunu çevirirsek 136 beygir güce sahip ama 260 Nm'nin üzerinde torku olduğunu görüyoruz. Otomobil yaklaşık 1720 kilogram. Bu ağırlıkla, bu güç ve tork değerleriyle 0'dan 100 kilometreye 9,5 saniyede yükseldiğini görüyoruz. 150 kilometre saatle de sınırlanmış bir maksimum hızı var. Daha basit tasarımlara, daha yalın tasarımlara sahip elektrikli otomobillerin herkes tarafından alınabilecek şekilde piyasaya çıkması lazım ki mega şehirlerde sayıları artsın, hava kalitesinde çok büyük iyileşmeler yaşansın. İşte onlara öncülük yapabilecek tasarıma sahip olan bir otomobilden bahsediyoruz. Alternatif akım şarj kutusundan şarj etmeye kalkarsanız yaklaşık 7-7,5 saatte %100 şarj oluyor. Bu akşam bizim yaptığımız gibi 50 kW gücündeki bir doğru akım noktasından doldurmaya kalkarsanız 55 dakikada, yani bir saate yakın, ama 100 kW'lık bir noktadan doldurursanız yarım saatte %80'ini bataryanın doldurmak mümkün ki özellikle uzun yol kullanımında bunlar önemli rakamlar. Otomobilin bataryası %100 dolu olduğunda da 360 kilometrelik bir menzile sahip, yakıt tüketimini azaltacak şekilde o teknikle otomobili kullandığınızda menzili çok çok uzatabiliyorsunuz. Üç tane modu var. Performans modu, spor modu, normal mod ve eko modu. Eko modunda tabii hem motor gücü kısılıyor az tüketimi sağlamak için, hem de klima performansı çok azaltılıyor. Ama tabii menziliniz çok daha fazla uzun olabiliyor. Spor modda, normal modda otomobilin içinde bulunduğu şartlara göre sizin tarafınızdan tercih edilebiliyor. Bir de mod değil ama vites konumunda, yani vites seçeneklerinde B modu var. B modunu da bu otomobilin sahiplerine özellikle şehir içinde çok tavsiye ederim. Çünkü enerji geri kazanımını arttırıyor. Yani gazdan ayağınızı çektiğinizde veya frene bastığınızda otomobil hareket halinde olduğu için yerden gelen kinetik enerjiyi elektrik motoru ters jeneratör gibi çalışarak elektrik enerjisine çevirip lityum iyon bataryayı dolduruyor. Bu da size menzil kazandırıyor. İşte B modunda kullanırsanız bu daha aktif oluyor ama şehir içinde kullanımı daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım Hanım'la beraberiz. Selen Hanım, merhabalar. Merhabalar Saffet Bey. Gerçekten otomobilin özellikle fonksiyonel tarafını çok beğendik. Herkesin ihtiyacı olabilecek bir paket. Ama benim size sormak istediğim şey, Citroen'in global elektrikli otomobiller stratejisi nedir? Nasıl gidiyor? Bize çok kısa anlatabilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle teşekkür ederim otomobilimizle ilgili yaptığınız güzel yorumlar için. Şimdi Citroen aslında 1919 senesinde kurulmuş bir marka. İlk yıllardan itibaren Citroen'in öncelikli amacı herkes için mobilite çözümlerini sunabilmekti. Bu mobilite, hareket etme özgürlüğü aslında herkesin diyerek yola çıktı Citroen. Şimdi o mobilite özgürlüğü biraz daha günümüzün aslında en çok konuşulan konularından bir tanesi elektrikli otomobillere evrildi. Şimdi diyor ki Citroen, evet ben bu hareket özgürlüğünü herkese verdim ama bu neden elektrikli araçlar için olmasın? Şimdi elektrikli araçlar deyince halkın kafasında tabii ki şöyle bir soru var. Malum batarya, yüksek range'ler, yüksek menziller, daha büyük bataryalar istiyor. Dolayısıyla bataryalar büyük olunca da aracın maliyeti artıyor. Sizin de tanıttığınız elektrikli C4X,
bunun kardeşi elektrikli C4 aslında uygun fiyatla bu mobiliteyi herkese sunmak için tasarlanmış olan bir araç. 360 kilometrelik bir menzili var. Bunun da aslında biz oldukça yeterli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü tüketicilere sorduğumuz zaman aslında günde kaç kilometre siz menzil yapıyorsunuz dediğimizde 50 kilometreyi aşmadığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında bu sunduğumuz menzille bir hafta tek bir şarjla aslında tüketici istediği mesafeyi yapabiliyor. Kesinlikle. Dolayısıyla biz bu aracımıza oldukça güveniyoruz. İyi bir fiyat seviyesinden de çıktık. Sağ olsun hükümetimiz de güzel bir şekilde ÖTV anlamında destekliyor. Dolayısıyla ben inşallah tedarik de el verirse iyi satışlar elde edebileceğimize inanıyorum. Tabii ki Fransa'da da çok iyi gidiyor. Avrupa'da da satışları çok iyi gidiyor. Bugün toplam satışlarının çok ciddi bir kısmını artık bu otomobil elektrikli araçlardan yapıyor. %40 anlamında. Tabii bize gelen adetler biraz daha düşük. Çünkü biliyorsunuz Avrupa'da bir kafe regülasyonu var. Orada üreticiler tükettikleri emisyon oranında bir takım vergi cezalamalarına söz konusu oluyor. Ülkemizde böyle bir durum olmadığı için biraz daha Avrupa kayrılıyor. Ama gitgide biz gördük ki Türk halkı da elektrikli araçlar konusunda istekli. Biz zaten teknolojiyi çok yakından takip eden bir milletiz. Elektrikli araçlar konusunda da isteğimizi defalarca biz de talep ettik. Halkımız da zaten hazır. Şimdi TOG da halkın bilinçlenmesi konusunda bizi destekleyecek. Ben ona da çok inanıyorum. Gitgide altyapı zenginleşiyor. Dolayısıyla ben elektrikli araçların gerçekten yolunun çok açık ve hızlı bir şekilde elektrikleneceğimize inanıyorum. Şimdi tabii biliyorsunuz Avrupa ülkelerinde 2050 senesinde bir karbon nötr hedefi var. Bizim Stellantis grubu olarak hedefimiz bundan biraz daha agresif aslında. Biz 2038 yılında karbon nötr hedefine ulaşmayı planlıyoruz. Citroen bunun neresinde yer alıyor? Şimdi demin sizin de test ettiğiniz otomobili gördük, elektrikli C4X. Bir küçüğü elektrikli C4 ama 2025 senesine kadar aslında her yeni çıkaracağımız modelin artık içten yanmalı motorlarının dışında bir de elektrikli motorlar olacak. Dolayısıyla %100 biz bütün gamımızda elektrikli araçlarımızı sunacağız. Ama tabii sadece bu araçlar değil, bizim bir de küçük bir yol arkadaşımız var, AMI. AMI'nin lansmanını 2020 senesinde gerçekleştirdik. O biliyorsunuz iki kişilik bir mobilite çözümü. Biz ona otomobil demiyoruz. Çünkü neden? Aslında bir otomobilin sunduğu bütün o hani konforu vesaire sunamıyor. İşte range'i, menzili çok daha kısıtlı. Ama çok güzel tepkiler çok alıyoruz. Zaten. Evet, gitgide satışları da artıyor. Bizim çok kalbimizi çarptıran işte o herkes için hareket edebilme özgürlüğünü küçük yaşlardan insanlara da sunabildiğimiz bir aracımız. Kapatmadan önce küçük bir şey daha sormak istiyorum. Tabii ki. Önümüzdeki sene pazarı nasıl görüyorsunuz? 2023'ten bahsediyorum. Elbette. Şimdi şöyle, biz aslında grup olarak, Stellantis bünyesi olarak biz hep iyimser bir grubuz açıkçası. Romantik bir iyimserlikten de bahsetmek istemiyorum çünkü showroom trafiklerine baktığımız zaman, web sitesi trafiklerine baktığımız zaman ciddi anlamda bir talep olduğunu görüyoruz. Yıllardan beri de ertelenmiş bu tedarik kaynaklı problemlerden veya lojistik kaynaklı problemlerden cevap veremediğimiz bir talep vardı. O talep bugün bütün somut ağırlığıyla gözüküyor. Demin söylediğim hani showroom trafikleri, web sitesi trafiklerine baktığımız zaman. Ben şahsen bu seneyi 850 bin bandına gelecekmiş diye düşünüyorum açıkçası. Biz de buna hazır olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Vallahi gerçekten çok çok etkileyici. Çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli katkılarınız oldu bizim programımıza. Sağ olun. Çok teşekkürler. Eksik olmayın. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim bu arada programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.